Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada ülkedeki tüm antenlerin beretinin olduğunu, burada çalışan 109 personelin ülkedeki tüm iletişim yapan unsurlara hizmet verdiğini, karşılığında ise çerez nitelikli bir ödeme alındığını söyledi. TürkSat'a olan borçların devletin katkısının artırılmasıyla ödenebileceğine de dikkat çeken Taçoy, peşin yapılacak ödemelerde %10 indirim de yapılacağının teminatının alındığını kaydetti. Ülkemizdeki tüm antencilik faaliyetleri Berete'ye yayıldı. Ve Bayrak Televizyon Kurumu gerek Selvili-Tepe'de gerekse Kantara'da bu görevi yerine getirmektedir. 109 tane çalışanıyla, yani bu toplam çalışanın içerisinde 109 kişi sadece antenlerin düzenlenmesi için faaliyet göstermektedir. Ve bu faaliyet gösterilen konumda antenlerde tüm iletişim yapan kurumlara hizmet verir bu kişiler. Bunlardan elde ettiği gelir ise çerez. Tek kelimeyle çok cüzi sayılabilecek miktarda bir geliri var Berete'nin bu çalışmalardan. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini yurt dışına duyurabilmek için işte bu antenlerin varlığı, bu sistemlerin varlığı ve bunların desteklenmesi olayında antenlerin de bir yerde daha farklı yerlere alınması konusunda çalışmalar yapılması lazım. Yani antenlerin gerekirse devletin bir başka birimi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Bu birim ne Yüksek Yayın Kurulu'dur ne de diğer kurumlardır. Bu böyle bilinmesi gerekir. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsak o kurumların da elde olmayan gelirlerini daha da aşağıya çekeceğiz ve bunları daha da kötü duruma götürebileceğiz. Yapmış olduğunuz bakanlık dönemi içerisinde televizyon kanallarımızın temsilcileriyle, tümünün temsilcileriyle, hükümetin vermiş olduğu bir görevle bir araya geldik, birkaç kez bir araya geldik. Oradaki sorunları dillendirdik ve geleceğin nasıl yapılacağını konuştuk. Bu çerçevede özel televizyonların uyduyla yapılan iletişimlerinin maalesef çok pahalı olduğunu, değişen döviz kurlarından dolayı fiyatlarımızın özellikle bir fiyat olmasına rağmen, yurt dışı fiyatı olmasına rağmen, bize uygulanan fiyatların, bu özellikli fiyatlara rağmen ödenemeyecek durumda olduğunu, artan dövizde bunları karşılayamayacaklarını dillendirmeleriyle ön plana çıkmış. Bunun için birkaç tane öneri yapıldı. Önerilerden bir tanesi televizyon kanallarından ve diğer kurumlardan gelmişti. Yüksek Yayın Kurulu'nda katılmış olduğu bu toplantılarda. Bilmiyorum nerelerde konuşulduğunu hiç araştırmadım. Ancak şöyle bir öneri gelmişti. Benim kabul edebileceğim bir öneri de değil. İthal edilen eşyalarda ve reklamı yapan eşyalarda %1 gibi ekstra bir fonun oluşturulması gibi bir konu gündeme gelmişti. Bunu kesinlikle kabul edilmedi konuşulsa da. Bunun yerine bugün yapılan yayınların yani şifreli yayınların ülkemizde maalesef herhangi bir ücrete tabi tutulmadı. Sadece KDV ile yayın yaptıklarıdır. Bunun yerine sabit bir ücretle bunlardan şifreli yayınlardan belli bir fon oluşturulması ve bandrol yerine bu gibi kurumlardan belli bir ücret alınması gerekmektedir diye ve ülkemizde iki tane olan bu yıl belki de Türkiye liglerinin başka bir havuzda ihalenin başka bir şirkete kalmasına ama üçüncü bir şifreli yayın kurumunda ülkemize gelebileceğini hesaplayarak bunun ve bu gibi şifreli yayın yapan kurumların belli bir sabit ücrete tabi tutulup da belli bir fon oluşturulup bu özel yayıncıların önünün açılması gerektiği inancı içerisinde. Burada amaç tabii ki birinci etapta uydu yayınlarının ve sesimizi yurt dışına duyuran bu özel kurumların TürkSat'a olan borçlarının ödenmesinden geçer. Bu rakam çok büyük bir rakam değildir. Devletin vermiş olduğu katkılarla birlikte, biraz daha bu katkıları artırmasıyla birlikte bu rakam rahatlıkla ödenir. Ve biz yapmış olduğumuz temaslarda, TürkSat'la yapmış olduğumuz temaslarda peşin ödemeye %10 gibi ki bu pazarlığı daha ileriye taşıyamadık. %10 gibi bir indirimi de
TÜRSAT'tan almış durumdaydı. Taçoy ayrıca televizyon yayıncılığının önünün açılması için analitik yayınlardan çıkıp dijital yayıncılığa geçilmesi gerektiğini de söyledi. Ama televizyon yayıncılığının önünü açmak istersek bizler başka bir şey daha yapmamız lazım. Bugün Bayram Ötelevizyon Kurumu'na bağlı olan karasal sayısal yayıncılık. Yani analitik yayından çıkıp da dijital yayına geçme, daha kaliteli ve daha hızlı bir ortamı yaratma bizim görevimiz. 2009 yılında bu projeyi gündeme getirerek adanın batısında karasal sayısal yayıncılığa geçtik ve bunu başarıyla uygulamaya başladık. İkinci etabı ise beklemede, projenin çıkmış olmasına rağmen beklemede ve Doğu bölgesi için bu projenin hem uygulanması lazım. Ve Kantara üzerinden karasal sayısal yayıncılığın yapılması ve ülkemize bu imkanın getirilmesi gerekir. Karasal sayısal yayıncılıkla ülkeye girecek olan elektronik aletlerin yani televizyonların da artık analitik yayın yapan televizyonlar değil, dijital yayın yapabilecek veyahut da alıcıları dijitale uygun olan televizyonların olması ve bu kısıtlamaların gelmesi şart olmuş. Bunun gelmesiyle, karasal sayısal yayıncılığın gelmesiyle ne olacak? Advanced LTE dediğimiz ve Advanced INT dediğimiz ve 4G'nin de onun üzerinden yayın yaptığı fiber optik sistemlerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması ve ülkemizde IPTV ve Web TV'nin daha yaygın bir şekilde televizyon kanallarımıza gidebilmesi gerekiyor.